Selam millet. Bugün sizlerle birlikte Silly Face adında psikolojik gerilim bir korku oyununa bakacağız. En son oynadığımız son oyunlar bu tarzı çok uyuyordu ve ben de açıkçası sardım. Şimdi küçük bir kızın gene başından geçen olayları büyük ihtimal yeni bir oyun başlattın, kayıtlı oyun ise. Bu arada kayıtlı oyunum yok, sadece göstereyim. Burada bir sürü bölümler var ve bu bölümlerin hepsi büyük ihtimal konuya dahil. Bu arada çeviri ekibi inanılmaz iş çevirmişler. Signer, Clown ve Swat, çok çok teşekkür ederiz. Başlıyorum. Bizi ne bekliyor bilmiyorum. Bu arada Steam yorumlarında şöyle bir şey görmüştüm. Tıpkı geçen seferki gibi. Hayır, sadece bu sefer bir hastanede başladı. Steam yorumlarında şey yazmış biri. Bazı odalara geçmeye korkuyordum. Bu ne lan? Okey, direkt bize telefona cevap ver. Oha, kafası kanlarla dolu, sargılı ve az önce karakter şey dedi, it. Onu neden ittim, bir yere mi çıkacağım? Orada bir şey var gibi görünüyor ama görmek için çok karanlık. Bir dakika. Yakabileceğim bir ışık var mı? Bu arada telefon çalıyor. Gerildim, evet. Çocuğun bahsettiği gerilme ışık düğmesi. Oha, az önce ışık karanlıkken bu köpek farklı mıydı? Bunun ne önemi var, devam et, telefona bakacağım. Alo. Sorun yok Sel. Adımız bu arada Silly Face. Yani salak surat gibi bir anlamda, neyse tamam. Her şey yoluna girecek, gel ve gör. Kimsin sen? Neyden bahsediyorsun sen? Neredeyim ben? Hastanede olduğumuzu anlayabiliyoruz. Ama sen kimsin? Sel, gel ve beni bul. Garip, babamın sesine benziyor. Kapattık telefonu. Babamızın sesine benziyormuş. Bir dakika, yerde anahtar var. Bir anahtar. Az önce gözük... Bu arada... Ah! 5 yazan bir şey. 5 yazıyor. Bakın, anahtarın üzerinde 5 yazıyor. Bu odanın anahtarı mı yoksa? En son Project Cat oynadık ya. Bir dakika. Hu. Ben niye girdim o kapıdan? Burası neresi be? 3 yazıyor. Bu arada şey, envanterim çıkıyor. Okey. Project Cat'teki L'ye girdim. Oha, geldiğim kapıya duvar örmüşler. Bunu neden yaptınız? Bir dakika, burası. Bir dakika. Ho. Bir dakika, beni geri at. Beni geri atıyor. Neden böyle bir şey yapıyorsun Sally? Hı? Bu kapıların her biri bir hasta mı yoksa? Hu, hu bu arada farklı bir yere çıkıyor. Onu kalsın. Ha'ya bakacağım. Bir dakika, hu. He, lan ben böyle bir oyun oynuyorum. O. Tam o bize atıyor. O'ya bir daha bakmam. Hu. N'ye bakacağım. Aha. N bizi farklı bir yere attı. Bir dakika, unutmayalım. Hu ne? E, D, C, B. Burada bir şey yazmıyor. Mesela B'ye girdik. Başa atıyor. Tamam, o zaman şöyle yapacağım. Hu, N, V, E mesela. Tamam, başa attı. Demek ki sondaki ve baştaki değil. Koşmak yok, karakter koşamıyor. Şimdi bu değil, diğer baştaki de değil. Ya D ya C. Sizce hangisi? Hangisi Silly? Dur bakalım, kapıya geldiğimizde aç yazıyor. Buna geldiğimde... Bak C! C kayık. Aa, ne bileyim, denedim ya. C kayıktı. Ya tabelası şeydi. Pekala, o zaman tek harf kaldı. O da... Bence bir şey söyleyeyim mi? Boşver. Okey, nasıl bir psikolojik gerilimin içindeyiz? Dışarı çıktık bayağı. Bu insanlar neye bakıyor? Bir dakika, ben de bakıp kamerayı döndürmeye çalıştım. Tıklayamıyorum bu arada hiçbir şekilde. Bu insanlar büyük ihtimal yağmuru seyrediyorlar. Konuş. Kimmiş iyi köpekçik? Kimmiş iyi çocuk? Onu canlı canlı gömdüm evlat. Sen söyle. Bunu gece mi atsam ya? Ha? Git kendin gör. Bir dakika, geri gideceğim ilkten. Diana Fisher. Aa, aşağıya tırmanmam, aşağıya inilir. Bir dakika, ben böyle bir cümle kurmuştum 2-3 yıl önce. Benle dalga geçmiştiniz yorumlarda. Çeviri de hatalı değildir, bu herifler iyi çeviriyor. Bence... Ah şey. Gerildim. Arkadaşlar, bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerildiğim zaman gerçekten bırakmak zorundayım, tamam mı? Aşağıya tırmanıyorum. Pekala. Bu karakter nerelerde geziyor yahu?
Açık ama girmeyeceğim. Şifre istiyor. Hadi bakalım. ADC şifreyi bok bulur. Aa, şifre istemiyor artık. Kırıldı. Keşke. Bir dakika, geri gidebilir miyim? Allah'ım. Böyle ani hatalar bütün seriyi etkiliyorsa ben üzülürüm ama bence bu oyun daha dark. Oh. Mr. Beast. Baba, babamız. Bu arada dikkat ettiniz mi? Kızın da saçları mavi. Kıyamam, silly face. Sen benim oğlum değilsin. Evet, ben senin kızınım. Benim oğlum bir katil değil. Gölgen kaldı baba. Bu çıkan şey parmağındır umarım. Bir şey söyleyeceğim. Çok dark, çok dark, çok karanlık bir hikaye var. Ben bu hikayeyi anlamak için bu sefer hiç yapmadığım şekilde her şeye dikkat edeceğim. Şu duvardaki şey gibi, anladınız mı? Mutlaka hikayeyle alakalı. Anlayacağım bu sefer, anlayacağım. Sizin söylemenize fırsat bırakmayacağım. Dazavto. Burası morg bu arada. Of, fenalaştım. Morga bakacağız mı? Bir dakika, orada biri yatıyor. Anne? Sen misin? Ya annem sarısı. Ne oldu? Lütfen ani bir şey çıkartma. Ve işte o zaman uyandım. Aa, psikiyat. Evet, ilginç bir rüya. Sanırım bu rüyaya daha sonra geri dönmeliyiz ama şimdilik bana ceset hakkında daha fazla bilgi verebilir misin dedi Doktor Annan. Hangisi? İkincisi, apartmandaki. Oha, kızın psikolojik anlatımının içine gidiyor. Babam ve ben yeni taşınmıştık. Dur, ben bu hikayeyi anlayacağım. O yerle ilgili içimde garip bir his vardı. Pekala. Birinci bölüm. Garip komşular. Bu oyuna ben bu oyunu oynayacağım. Ama seri olarak oynamak istiyorum. Ah, karakterimiz çok tatlı. Bu bizim yeni başlangıcımız olacak. Babamla yeni bir eve taşınıyoruz. Ve babamla biz Mavi Sakallı Birlik Derneği'ndeyiz. Artık New Jersey'de olanları geride bırakabilir. New Jersey'de her ne olduysa büyük bir kaza geçirmişiz. Yüzümüzdeki maske bunu anlatıyor. Ben eşyalarımı yerleştirirken sen de gidip binayı keşfet ve arkadaş edin. Pekala. Binadaki en genç kişi 87 yaşında bu arada. Şimdi biz çok çatlı bir karakteriz. Çantalar, babamın dükkandan aldığı birkaç şey. Önemli bir şey değil. Evde bakabileceğim bir şey var mı, ona bakacağım. Buraya gidemiyorum. Hedef? Evet, hedef Almanca yazmış. Bu arada dili Almanca'ya çevirip Türkçe çeviriden yararlanabildik. Böyle bir olay oldu. Önemli değil. Ayrıl derken? Pekala, 402 bizim numaramız. Salın yeri diyor. 401 vur. Tanışalım mı? Abi bu suratla kim? Yani benim kapıya böyle biri gelse? Ben açıkçası... Aa, merhaba bayım. Merhaba. Odada bir şey olmuş. Bu arada kızın psikoloğuna bahsettiği ikinci cesedin olduğu yer olabilir mi? 403. Odada ne oldu? Polis işi evlat. Neden ailenin yanına gitmiyorsun? Bir ailem yok. Keşke yapabilsem. O da neydi, ukala herif? Hiçbir şey. Ben de öyle düşünmüştüm. Aptal tuhaf çocuk diye homurdandı adam, bize kızdı. Uzaklaşıyorum. Buradan gidemiyoruz. Polis bu arada şey sandı. Yazık. Neyse, boşver. 402 bizim yerimiz. 401'e gireceğim. Evde kimse yok. Oyun bize illa asansörü kullandıracak. Korktuk mu? Korkmadık. Bu arada bundan yaklaşık 4 yıl önce bir asansörde sıkışıp kalmıştım. Kaçıncı kata gidelim? Biz kaçıncı kattayız? 4'teyiz. Neden üst kata çıkmıyoruz? Neden yaptım bunu? Pekala, her şey Almanca. 502 kilitli. Kilitli. Açık diyorsun, kilitli yazıyor. Burada müzik değişti. Şimdi biz büyük ihtimal ne yapacağız edeceğiz? 403 numaralı odaya gireceğiz. Ve sonra cesedi göreceğiz değil mi? 504. Girdim ananı. Kapıyı çalmam gerekmiyor muydu? Oha, üzgünüm, burada kimsenin yaşadığını sanmıyordum bayım. Alo efendim, iyi misiniz? Buraya gelmemeliydiniz. Özür dilerim, sadece yeni komşularımızla tanışmaya çalışıyordum ve... Karanlık bir yer. Bu bina. Korkunç şeyler oluyor. İyi olduğuna emin misin? Sen... O adam gitti. Bu da ne? Bir şey söyleyeceğim. Bu kızın bir yanılsaması olabilir. Silly.
Bu bina hepimiz için güzel bir bina. Burayı niye kapatmışlar? Ben şu an 5. kattayım ve bu apartmanın en üst katı. İzin, banyo. Garip, banyonun kapısı kilitli. İzin derken? 504. Sana bir daha girene. 503 kilitli. Ben şimdi şöyle yapacağım. 3. kata gideceğim. Biraz gerildim. Biz 4'teydik. 3'e gideceğiz. 1'de yıldız var. 1 zemin kat. Pekala, burası da 303. Aha, orada bir şey var. Lütfen göster. Pekala, 302. Evde kimse yok. Merhaba bayım. Selam bayan diyecektim. Aman tanrım, affedersin beni biraz. Sen de 402 yeni çocuklardan biri olmalısın. Bir şey söyleyeceğim. Yüzümdeki şeyden mi korktun? Korkma. Bugün yaşanan onca heyecandan dolayı uğrayıp merhaba deme fırsatım olmadı. Gerçekten merhaba diyecek miydin? Evet, sadece ben ve babam varız. Benim adım Sel. Sel diye mi okuyacağım? Tanıştığımıza memnun oldum Sel. Ben Liza. Burayla ilgileniyorum. İşlerin yolunda gitmesini sağlarım. Bu arada sadece temizlik için koyulmuş. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacın olursa sormaktan çekinme, tamam mı? Tabii, teşekkürler. Bir şey değil. Liza, çok iyisin. Liza benim fev karakterim. Liza diğer tarafı da kapatmış. İkinci kata gittim ben. Kimseyle tanışamıyoruz, fark ettiniz mi? Sadece 5. kattaki esrarengiz adam. Pekala, 202. Evde kimse. Bu apartmanda biri o var mı? 201. Sanırım evde kimse yok. Şu an hiç kimseyle tanışamadım. Creepy bir adam dışında kimseyle tanışamadım. İlla 1. kata inip ölmem gerekiyor değil mi? Evde kimse yok. 204. Her zaman biri vardır. Öyle mi? Kim var orada? Charlie diye biri. Merhaba, binada yeniyim. Komşulara kendimi tanıtmak istedim. Tamam, içeri gel. Ve kafası olmayan kızla tanış. Merhaba, benim adım Sel. Bugün babamın yanına taşındım. Senin çorapların niye o kadar güzel? Yüzünün hali ne böyle? Sen göbeğine bak önce. Gıdından Afrika doyar. Aa, biliyorum, gençler kendini ifade eden yeni bir nesil. Ben... Hayır ya. Salak ya. Tercih meselesi sandı şapkayı. Çeteye falan girmediğin sürece sorun yok. Çete üyesi değilsin değil mi? Hayır öyle bir şey değil. Anlatacak mıyız? Harika, ben de Charlie. Eşyalarımı karıştırmazsan sorun olmaz. Ben bir koleksiyoncuyum. Birçok şey birik. Bu arada çok güzel lan koleksiyonum. Bu şeyler benim ailem gibidir. Yani koleksiyonlarıma bulaşırsan aileme bulaşmış olur. Anladım, tamam, dokunmayacağım. Evet efendim, sorun değil. Size sorun çıkarmayacağım. Hatta bir oyuncak bulursam size getiririm. Nasıl? Bunu duyduğuma sevindim. Baksam acaba kalkıp... Seninle konuşmam. Seninle bir daha konuşmam. Ayrılmayacağım. Bir tane bakayım mı? Baksam kızar mı? Bir dakika. Kayıt var mı bu oyunda? Özgeçmiş. Oğlum, özgeçmişe tıklıyorum. Bir şey olmuyor. Dur bakayım. Oluşan eksiksiz setimin ihtişamının tadını çıkarın. Bu tam sete sahip olmak büyük bir başarı. İstediğin kadar bakabilirsin ama onlara dokunmaya aklından... Pırıltılı midilli nedir bey amca? Ay, özür dilerim, çok... Ne oldu? Sormamam gereken bir soru muydu? Tanrım çocuğum, hiç pırıltılı midillerim gökkuşağı gösterisini izlemedin mi? Şimdiye kadar yapılmış en iyi televizyon şovu. Dram, aksiyon, romantizm, komedi, isteyebileceğiniz her şey varmış. Tamam, kısa. Bu herif Elfis'in dünya versiyonu. Ve midilliler, ah midilliler, başlamayayım bile. Tamam. Sanırım bunu kaçırdım. TV'de aramam gerekecek. Evet, bakacaksın. Güven bana, pişman olmayacaksın. Bakarsam neyim? Gidiyorum buradan. Benim olayım 1. kat. 204 aklıma kazındı. Şişko ve obez ve bencil ve ön yargılı ve benim maskemi başka sanan koleksiyoncu adamın şeyi ve bunu hiç sevmedim. Evet. Abi, çatıdan kedi sesi geliyor. Bu arada bir dakika lan, bir tane daha kat var ve K ile çalışıyor. Onu gördünüz mü? 102, merhaba, evde kimse yok. 101'de kesin biri vardır. Ne oluyor be? Evet, neyse, bayan Gibson. Lanet olsun bayan Gibson. Lütfen mayolarla açmayın şu kapıyı. Şeker ya da şaka için biraz erken değil mi? Şeye gönderme yaptı. Bilirsiniz o yabancıların kutladığı lanet Noel. Aptal, hiçbir şeyin iyi olmayan çocuk. Hiçbir şey için iyi. Bu kadın kesin çocuğunu erken yaşta kaybetti. Bunu bilirim abi. Bunu Türk sineması bana öğretti. Evet, gene Almanca bir hedef. Pekala, bu tarafa gidiyorum. Ve burada 103. Aman tanrım, ne kork... Herkes bana bunu diyecek mi? Merhaba genç beyefendi. Edison apartmanının yeni sakini, oda 402. Nasıl yardımcı olabilirim?
Kim olduğumu nereden biliyorum? İçeri girebilir miyim? Kim olduğumu nereden bildin? Bu duvarların içinde olan her şeyi biliyorum efendim. Bunu hatırlamanız iyi olur. Ben o zaman sana soru sorabilirim. Tanrım hayır, korkarım ki mahremiyetim konusunda oldukça titizimdir. Aa, içeri almadı. Okey, anlıyorum bu arada. O zaman güle güle. Elveda. Edison. 104. Evde kimse yok. Ne var ne yok diye sorduk. Bu müfettiş mi? Dedektif. Ah be. Merhaba genç adam. Bugün taşındınız değil. Ben erkeğim. Evet efendim. Babanla konuştum. Dün gece olanlar sırasında eyalet dışındaymışsınız. Bir şey söyleyeceğim. Biz buraya gelmeden önce şu otelde bizim katta hatta değil mi? Bizim katın. Aynen. Hikaye kontrol. Hikaye kontrol edildi. Bu iyi. Şimdilik yolumuza çıkmamaya çalışın, tamam mı? Ciddi bir suçu araştırıyoruz. Cinayet mi? O soracağım. Bu konuda konuşamam. Konuşabilecek biri var mı? Onu getirin. Çok uzun. Tamam, buradan da yollamadı bizi. Şimdi gideceğim babama şey diyeceğim. Baba çok... Ya şu Gibson'ı bir daha rahatsız edelim mi? Bir dakika, kaçtaydı? Dur bakalım. Yine mi sensiz çocuklar? Neden hayatımı zindan etmekte ısrar ediyorsunuz? Lütfen beni yalnız bırakın. Bu kadının çocuk sevmemesinin sebebini biliyorsunuz değil mi? Hiç çocuğu olmadı çünkü kadın kısır. Bu hikayeyi bilirsiniz. Pekala. Şuraya sadece kartla gidiliyor ve benim bu kartı bulmam gerekebilir. Ben şimdi katıma döneceğim. Bunu ben seri yapayım ya. Çok tatlı gidiyor. 402 bizdik. Girdik. Oyunda kaydetme noktası var mı? Bilmiyorum. Nerede kaydedebilirim ki? Babam duş alıyor bu arada şakasız. Açmam. Çantalar mantı. Evler neden sadece şey yani? 2D. Neden başka bir odaya giremiyorum? Burası şey. Burası... Seli, odam. Odama gireyim. Gizmo! Bakıyorum da kendini evinde gibi hissediyorsun Gizmo. Güzel olmalı. Gizmo benim kedim ve benden büyük. Odam daha hazırlanmamış. Bak, 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 bak. Televizyon sehpasının arkasındaki şey. Evet, işte bundan bahsediyorum. Pekala, odam gerçekten çok güzelmiş. Yatacak yerim bile yok. Şunlara da bakamıyorum. Pekala. Arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. Apartmanı gezdik falan, bakalım olaylar ne, bu kızın başından ya da bu çocuğun başından neler geliyor göreceğiz. Bir sonraki bölümde devam edeceğim. Bunun serisini büyük ihtimal çekerim. Lütfen yorumlarda yazın, spoiler vermeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.